Şeker ameliyatı sonrasındaki hayat nasıldır? Şeker ameliyatı sonrasındaki hayatı iki evreye ayırmak gerekir. Şeker ameliyatı olan bir hastamıza bu soruyu ne zaman sorduğunuza göre alacağınız cevaplarda mutlaka farklılaşacaktır. Şeker ameliyatının en erken dönemlerinde, ameliyat sonrası birkaç hafta, hasta için belki de pişmanlık dönemi olabilir. Çünkü o zaman çok ciddi krampları yaşıyor olabilir. İseller onu yoruyordur. Sıvı içmekte, bazen yemek yemekte ilk etapta zorlanıyordur. Bu dönemde çok ciddi halsizlik olmaya başlamıştır. Ne yemek yemeye, ne su içmeye, ne de çok fazla gezinmeye hali dermanı yok gibi hissediyordur. Çok bitkindir. Ancak bu dönem bir hafta 10 gün sürer. Bunun sonrasında artık hem suları ve sıvıları, sıvı gıdaları nasıl alacağını çok daha iyi algılamıştır. Hem de çok daha iyi kapasitesini arttırmaya başlamıştır. Yemekleri çok çeşitlenmiştir. Her türlü sofraya konan şeyi artık 10 günden sonra rahat rahat yemeye başlıyordur. Tabii ki porsiyonları çok düşüktür. Ancak artık halsizlik giderek azalmaktadır. Ve her şeyi yemesine rağmen şekerleri 100'lerin, 110'ların altında seyretmeye başlamıştır. Artık ne bir şeker hapı kullanıyordur, ne bir insülin almasına gerek vardır. Oysa ki ne sabah ne de akşam, ne açlık ne tokluk şekerleri hiçbir şekilde eskisi gibi değildir. Bu çok büyük bir moral elbette ki. Şeker ameliyatı sonrasındaki 6 ay bizim için bir değerlendirme, yeni fizyolojiye alışma, yeni anatominin yerleşmesi ve vücudun diğer organlarının ameliyata alışması dönemidir. 6 aylık dalgalanma dönemini geçirdikten sonra şeker hastaları artık aile bireyleriyle ve sosyal ortamlarındaki arkadaşlarıyla beraber bütün sosyal aktiviteleri, yemek içmek dahil tamamen normal insan gibi yerine getirirler. Ancak porsiyonları eskisine göre biraz daha ufaktır. Fakat yedikleri şeyler diğerlerinden hiçbir şekilde farklı olmamasına rağmen şekerleri hiçbir şekilde normal düzeylerin üzerine çıkmaz. Ve bu kontrolü hiçbir ilaç ya da insülin kullanmadan sağlamaya devam ederler.